Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koç. Gene ulusal güvenlik üzere bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size bahsetmek istediğim şey. Mesela bir düşman işgalinde ister istemez pek çok kişi al tüfeği kullanmak zorunda kalacak ve al tüfeğinden magnum mühimmat atmak özellikle ne kadar verimli olacak? Bakınız dostlar, özellikle şöyle bir şey var. Bu videoyu çekerken özellikle bırakın Magnum'u 12-70 klasik bir domuz kurşununun bile arkasında durmayı başaramayan bir dünya insanın var olduğunu bilerek özellikle bu videoyu çekiyorum. Şimdi özellikle niyetimiz herhangi bir kimseyi, topluluğu, grubu her neyse küçümsemek değil. İnsanları hicvetmiyoruz aynı zamanda. Lakin şöyle de bir şey var. Şimdi arkadaşlar, bu silahtır. Ve arkasında durmadan bu iş olmuyor. Ama abi çok sert geri tepiyor dendiği andan itibaren de haliyle o zaman kardeşim yani yanlış işlerle uğraşabiliyorsun. Silah kim, sen kim? Bazen demek de gerekebiliyor. Bakın şimdi. Özellikle bu ta 410'lara kadar da ardından çekiliyor. Arkadaşlar 410 öncelikle bu işte herhangi bir işe yaramaz. Gerçekten yaramaz. Gene özellikle 12 kalibreyi çok fazla tercih etmek gerekecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü vurduğu an itibariyle özellikle inanılmaz bir basınç yarattığı için bu basıncın faydasından şimdi yararlanmak gerekecek. Doğruya doğru. Şimdi arkadaşlar bakın. Düşman ekseriyetle zaten ne mesafeden gelecek? Kaç metreye atmak durumunda kalacaksınız? O mesafede efendim mühimmatın yavaşlaması falan derken 12 kalibre inanılmaz derecede şimdi ağır basıyor. Ağır kütlesi, ağır çekirdeği, yüklendiği yüksek güç ve ister istemez çarpma anında uyguladığı yüksek şiddet. Şimdi bu aşamada gücü özellikle yükseltmek de gerekecek. Çünkü arkadaşlar hedefe vurduğu zaman çok sert vurması gerekecek. Neden biliyor musunuz? Şimdi klasik işte bu bor karpit tabakalarla yapılmış olan hani yelekler söz konusu olsa nasıl söyleyeyim size arkadaşlar? O tabakaya vurduğu zaman şimdi ister alt tüfe kullan, ister G3'le vur. Zaten pek bir şey fark etmeyecek. Emin olun. Haliyle şimdi bize basıncı çok yüksek bir mühimmat lazım. Aynı zamanda etkili mesafemiz kısa olacağı için zaten müthiş derecede de tahrip edici olmalı. Ve hedefe de müthiş derecede sert çarpmalı. Ayrıca bir de Kevlar konusu var. Şimdi Kevlar'dan vurduğunuzda da hani 556 da delemeyecek. Efendim domuz kurşunu da delemeyecek. Şavrutin de delemeyecek. Haliyle bu sefer o Kevlar'a vuracak. Şimdi mühimmatın inanılmaz bir basınç yaratması lazım ki vurduğu zaman bakın altındaki şimdi kemikleri kırsın. Yani adama var ya koç başıyla vurmuş gibi bir etki yaratması lazım. Haliyle gücü ve enerjiyi tabii ki yükseltmeniz lazım. Şimdi bazıları sabaha kadar, akşama kadar tamam mı? 300 tane fişek yakmaktan bahsediyor. Arkadaşlar zaten atış mesafeniz yakın. Bir de öyle günde 300 tane fişek atmaya kalkarsanız siz zaten yakın mesafeden her tür ağır silaha karşı hat tutmak zorunda kalırsınız. Hat tutmaya kalktığınız andan itibaren zaten o düşman işgal kuvvetinin ağır silah ateş gücü karşısında perişan olur. Anlıyor musunuz? Haliyle makul sayılarda yani atış sayılarınızı çok da hatta yükseltmeden haliyle ister istemez belli bir kullanıma gitmeniz lazım. O şartlar altında da
olduğu zaman gerçekten çok sert duran, çok güçlü bir şimatlara ihtiyacınız var. Dediğim gibi yani av tüfeğinin arkasında duramayan adam zaten konuşmasın. Anlıyor musun? Bir avcı 12 kalibreye alışkındır. 12 kalibreye alışkın bir adam bir günde 150-200 fişek atabilir. Papazlar atamıyormuş. Saygı duyarız. Ama saygı duyabilmemiz için de öncelikle şu tüfeğin arkasında durmayı başaramadıklarını bir kabul etmeleri lazım, anlıyor musunuz? Arkadaşlar, haliyle mühimmatın gücünü ne kadar arttırırsanız yıkım gücü o kadar yüksek olur. Bakın, özellikle şu düşmanın miğferi var ya, balistik kaskı her neyse, ondan vurduğunuz an itibariyle zaten hani boyun kırıcı zaten bir etki yaratabilmesi lazım. İşte bu aşamada 12 kalibre Magnum bu etkiyi de yaratacak. Bakın, insanın şöyle enteresan bir hareketi var. Hayvandan farklı olarak risk durumunda, özellikle silahlı çatışmada, doğrudan bir sütrenin arkasına geçip ondan sonra öncelikle kendini kısacası güvene alıp, siper alıp, mevzilenip, her neyse, ondan sonra karşı tarafa nişan alıp ateş etmek. Yani şimdi olayına gittiği için zaten arkadaşlar insan daha çok şu kısım üstü kollar. Bu bölgeden daha çok isabet alabilir. Hedef ilk atışı atlattığı andan itibaren arkadaşlar esas riskli kısımlar o kısımlar. Ve özellikle bu aşamada adamlar balistik kasktan çok fazla domuz kurşunu yiyecekler. Anlıyor musunuz? Gerçi 410-410 geçelim artık bu işleri. Çünkü sadece ya tıraş eder ya da çizer. Anladıkları dilden konuşalım. Ama 12 kalibre vurduğu zaman arkadaşlar o kadar yüksek bir basıncı var ki o boynu kırar. Ha, şimdi bazıları diyor ki abi diyor biz diyor Magnum tercih edeceğiz. Helal olsun size diyorum yani. Ha, bu iş için benim de kafi miktarda Magnum'um vardır. Hani o Magnum'un gücünün ben de farkında olduğum için, anlıyor musunuz? Doğrudur. Muhtemelen ben de Magnum atacağım ve ayrıca bir de el yapımı dolma fişek atacağım. Bunlar hep yüksek enerjilerde ve çok sert hedefe vuracak mühimmatlar olarak haliyle çok tahrip edici olacak. Anlıyor musunuz? Şu öldürme sürdür mevzusu zaten geçin. Tamam mı? Hani ne kadar yerde, ne kadar dostlarımız paralı askerlik yaptı bilmiyorsunuz. Hani ben artık güvenliyim. O işlerde bizim artık bezimiz yok belki ama, anlıyor musunuz? Arkadaşlar şu size açık söyleyeyim. Paralı asker tayfasından hiç kimsenin bir adam vurulduğu zaman, anlıyor musunuz? Öyle hemen aman Allah'ım arkadaşımız vuruldu, kurtaralım deyip, tamam mı? Bakın, hemen iki tane, üç tane adamın savaş dışı kalmaya falan hiç niyeti yok. O kadar profesyonelleşildi ki, bu öldürme süründürür olayları ki 5.56 ve 5.45 çok ölümcül fişektir. Yani 308'den pek de aşağı kalmaz. Zaten o da ayrı bir internet muhabbetidir. Bazı soytarılar çıkarttı bu lafı. Ki dünyadan ve silahtan habersizdirler. Arkadaşlar, haliyle kimse aslında savaş düzenini bozmuyor. Hiç kimse bozmuyor. Adamı vurulduğu zaman herkes sadece silahlı çatışmasını yapıyor. Ve bu aşamada o adamın eğer kurtarılmasını sağlayacak bir ateş gücü ve takviye bir kurtarma, hani organizasyonu söz konusu olamıyorsa zaten hiç o adamla uğraşmıyorlar. O adamı kurtarmaya çalışırken savunma sistemini çökertmiyorlar ve kendileri de vurulmuyorlar. Anlıyor musunuz? Asli görev savaşmaktır. Ve o kadar profesyonelleşildi ki bu konuda, özellikle bu öldürme süründürücüler.
Efendim yok 556 düşmanın savaş sistemini çökertiyormuş da bilmem ne bok yiyormuş da böyle salak salak muhabbetlerle konuşup konuşup duran internet bebeleri. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar gerçekten de dünyadan o kadar da habersizdir. Yani 556 kimsenin saldırı düzenini çökertemiyor. Hiç kimsenin savunma sistemini çökertemiyor. Zaten böyle bir şey söz konusu olduğunda eğer ki biz yaşarsak karşımızdaki temel risk zaten hep paralı asker ordularından gelir. Ve bunlar çok profesyonel adamlar dediğim gibi. Yani hani diyorsunuz ya bu yok savunma sistemi yok bir adam buldu mu 3 kişi böyle tamam mı savaş çıkalıyor. Yok kardeşim kimse savaş çıkalmıyor. Vurulan da düştüğü yerde kalıyor. Anlıyor musunuz? Ve 5.56'da 5.45'te hedefe vurduğu andan itibaren içeride tatlı ata ata böyle hızar gibi biçe biçe geçiyor adamı. Bu nedenle o beğenmediğiniz kötü 5.56 var ya yumruk gibi de delik açıyor. Bak şuradan vurulsun adam bir tane. Ta buradan ta göbeğine kadar gövde mosmor. 5.45 zaten biraz daha etkili. Çünkü onun çekirdeği az biraz uzun. Biraz daha kütlesel olarak az da olsa ağır. Tabii biz kullanmadık o silah. Ama kullanan kardeşlerimiz var. Anlıyor musunuz? Yani çapına bakmayın 5.45 diye. Azıcık daha uzun bir çekirdeği var. Hızar gibi içeride döne döne böyle takla ata ata geçiyor öbür tarafa ondan sonra da pencere açıyor. O beğenmediğiniz küçük çekirdekler var ya. Anlıyor musunuz? Yani arkadaşlar bir de öyle bir muhabbet var. Haliyle ateş gücünüz ne kadar yüksek olursa gerçekten sizin için o kadar iyi olacak. İşte bu aşamada gerçekten Magnum'un etkisinden ve gücünden yararlanmanız da en makulü olacak. Dediğim gibi standart 12 kalibre alt tüfeği fişeğinin bile arkasında duramayan insan çok rica edeceğim ya boş versinler bu işleri. Yani bu işler onlara göre değil. Ondan sonra da tak tik tak tik bam 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 siz onu külahıma anlatın lan. 28 gram Zuber Palla'nın bile arkasında duramayan adamlar hani bizim bu muhabbetlerimize katılamazlar. Katılmaya kalkarlarsa da zaten fikirleri saygı görmez. Anlıyor musunuz? Haliyle sert ve mert erkeklerin tartışması olur. Silah arkasında durabilen erkekler. Anlıyor musunuz dostlar? Haliyle gerçekten. Hani adet başına çok pahalı oldukları gerçeğini bir tarafa bırakırsanız gönül ister ki keşke 12 kalibre Magnum fişeklerin fiyatları gerçekten çok makul olsaydı da öyle bir durumda herkes keşke Magnum domuz kuşunu alırsa. Anlıyor musunuz? İnanılmaz yüksek derecede etkiler yaratacaktı. Dediğim gibi Kevlar'a bulsa altında kırılmadı kemik yapmaz. Arkadaşlar balistik kaska vursa kesinlikle boyun kırar. Ya felç bırakacak ya öldürecek. Anlıyor musunuz? Yani kola bacağı vurduğu zaman gerçi 12 kalibre standart alt fişeğe gene koparır. Ki o konuda da gene 410'la kesinlikle kıyas edilmez bir etki. Muazzam derecede düşman üzerinde tahrip edici olurdu. Biliyor musunuz? Hani silahtan biraz anlayan insanlar olsalar bu bam bam bamcılar hani öyle bam 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 yok bilirlerdi. Esasında amatörlük güzeldir. Çünkü amatör zekalar yeni şeyler icat eder. Hani faydalıdır amatör düşünce. Lakin burada bahsettiğim şey savaşmak. Savaşmaktan kastettiğim şey kusura bakmayın insan öldürmek. Yani bu nedenle sonuçta insan sadece bir kez ölür kuralı gereği artık çoluk çocuk muhabbetine güvenmememiz gerekiyor. Dediğim gibi insan bir kez ölüyor dostlar. Hani o bam bam bamcılar öldürmez süründürürler bilmem neciler. Anlıyor musunuz? Yani işin o tarafında değiller. Sanıyorlar ki Counter Strike oynuyorlar. Efendim boyuna ölüyorlar, boyuna diriliyorlar. Anlıyor musunuz? Yani bu iş Call of Duty falan değil. Gerçek hayat. İşte bu anlamda ateş gücünüz ne kadar tahrip edici ve yıkıcı olursa
haliyle başarı ihtimaliniz de o kadar yükselecek. Gönül ister ki dediğim gibi keşke Magnum domuzun şunları kullanabilse. Anlıyor musunuz? Ve 100 küsur metrelerde keşke yani koçbaşı gibi vurabilse. Koçbaşı gibi, anlıyor musunuz? Ama işte ama 12 kalibre standart bir afişe de gene benzeri çok yüksek etkileri yaratabilecek bir güç paketine sahip olduğu için hani Magnum'u da esasında aratmayacaktım. Çünkü 12 kalibre, efendim 12.70 domuz kuruşu da inanılmaz derecede yüksek basınçlı bir malzeme. Haliyle her durumda en ideal malzememiz, mühimmatımız gene budur dostlar. Anlıyor musunuz? Haliyle av tüfeği kullanılacak bir ulusal güvenlik olayında en azından 12 kalibre domuz kurşunu diyoruz, 12.70 altına düşmemeli av tüfeğinin çapı ve gücü. Ha, gönül ister ki keşke Magnum ataksak. Şahane olur. Ve yahut paradoks namlulu sabot tüfekleri var ya, keşke onlar av tüfeği kabul edilseler. İnanılmaz derecede etkili olacak. Etkili mesafesi de biraz daha uzayacak. Korkunç derecede etkili. Anlıyor musunuz? Hani bir de bazıları var. O kadar etkili olursa düşman yerle bir eder ülkeyi. Arkadaşlar, ne kadar asker kaybederse kaybetsin düşman, asli vazifesini yerine getiriyor çünkü çok profesyonel. Silah sesi gelen her yeri patlatıyor. İster 12 kalibreyle vur, ister G3'le vur, ister Z-65'le vur. Silah patlıyorsa orası havaya uçacak, size peşini söyleyeyim. Haliyle ister domuz kurşunu kullan, ister G3'te vur. Arkadaşlar hiç fark etmeyecek. Haliyle bu amatör düşünceleri o derece yüksek çapta boş verin. Dediğim gibi insan bir kez ölüyor. Böyle bir mevzuda da hani amatörle güvenilmez. Hem de hiç güvenilmez. Ve biz de tabii ki bu amatörlere güvenebilmek gibi bir aşamada kesinlikle değiliz. Tamam mı? Bildiklerini kendilerine saklasınlar. Ha, laf anlıyorlarsa dinlesinler. Yok, laf anlamıyorlarsa da paşa gönülleri bilir. Ve o zaman da gitsinler. Bizden uzakta ölçünür gebersinler, anlıyor musun? Yani hiç kimsenin amatör düşüncelerle hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmak gibi bir hakkı yoktur. Ne yapalım? Hani bu da böyle bir gerçektir. Evet dostlar, bu da böyle bir video, yüksek müsaadenizle. Bu videoyu burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.